Kayda başladık. Şimdi şöyle yapacağım. Pazartesi günü genel bir tekrar yaparız. Siz çalışırsınız pazartesiye kadar. Şimdi derse başladık. Şu problemde biraz şey yaptınız. Haftaya dersler var mı? Sınav haftasında eskiden ders olmuyordu. Onu da öğrendim. Ders var mı? Sınav zamanı ders olmuyordu eskiden. Tamam Özlem, onu da öğrendim. Şimdi verilen bir sayının karekökünü bulmak için şöyle bir algoritma söylemiştik. X0 başlangıç değeri alacaktık. Tamam mı? Buradaki B neyimizdi bizim? B. Bu altı da B. B büyük sıfır. Sıfır. Bunun neyini bulmak istiyorduk? Karekökünü bulmak istiyorduk. Bir daha anlatıyorum. Biraz sanki anlamamışsınız gibi. Bazılarınız ödevi yaparken zorlanmış. Böyle bir algoritma söylemişler bize. Başlangıç değerini al. B'yi al. Sonra bir de kaç defa yapacağız onu. Bunlar önemli. Bunu aldıktan sonra bu kuralı yinele. Bu kuralı yinele. Nasıl yineleyeceğiz? Nasıl yineleyeceğiz? Şuradaki 0,5 aynı zaten duruyor. Şurası en yerine 0 yazdığımızda, en yerine 0 yazdığımızda burası ne oluyor? X1 oluyor. X1 neye eşitmiş? 0,5. X0 artı B bölü X0. Tamam mı? B yerine diyelim ki kaç aldık? 4'ün karekökünü bulmak istiyoruz. O zaman buraya B'yi yazacaksınız. 4'ün. Yani hesaplarken bir de neyi almanız lazım? Bize neyi almanız lazım? Başlangıç durumunu. Buna başlayabilmeniz için. Tamam mı? Ben size mesela ödevlerde şöyle ödev vereceğim. Diyeceğim ki mesela B eşittir. B eşittir. Ne diyelim? 28 sayısının karekökünü bu algoritmayla bulunuz. O zaman sizin şunları seçmeniz gerekir. Hemen. Evet. Bir başlangıç değeri seçeceksiniz. Başlangıç. Sonra adım sayısı. Buna adım sayısı diyorduk hatırlarsanız. Adım sayısı. Tamam mı? Elinizle bulun dediğim zaman, elinizle bulun dediğim zaman zaten bunun algoritmasını ne yaptık? Yaptık. Algoritmasını yaptık. Ha, şurada bir tane teorem vardı. Bunu da bilmeniz gerekecek. Bunu da bilmeniz gerekecek. Şimdi biz karekök 28'i bulmak ne demek diye şöyle konuştuk. Fx eşittir. Fx eşittir. Neydi bu? X kare eksi 28 fonksiyonun kökünü bulmak demekti bu. Tamam. Bu fonksiyonun kökünü bulmak demekti. Hemen diyeceksiniz ki biz Bolzano teoremi diye bir teorem biliyoruz. Bolzano teoremi diye. O zaman ne olacak? Bu fx'in x kare eksi 28 ya. Bu acaba hangi aralıkta bunun kökü var? Mesela x yerine 0 yazdık. Bunun değeri ne olur? Eksi 28 olur. Eksi 28
8. Kök arıyoruz şimdi. Bir yasak yine eksi, iki yasak yine eksi, üç yasak yine eksi, dört yasak yine eksi, beş yasak yine eksi, altı yasak ne olur burası? Altı yasak 36'dan 28 çıktı 8. Tamam mı? Fonksiyonun sıfırdaki değeri eksi 28, 6'daki değeri neymiş? 8. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu fonksiyonun sıfırla 6 arasında kökü var. Kökü var. Ha, o zaman x sıfırı nasıl seçeceğiz? X sıfırı şu aralıktan bir değer alabiliriz. Tamam mı? Ben size diyeceğim ki mesela bunu 1 alın. 1 alın. N'yi de 10 alın. N'yi de 10 alın. Algoritmayı çalıştırın. Algoritmayı çalıştırın. Algoritmamız nerede? Şuraya yazmıştık. Heh. Algoritmamız burada. Zaten bakın ne diyor? N'yi al diyor. X0'ı al diyor. B'yi al diyor. Çalıştırırken elinizle yapın dediğim zaman şöyle yapacaksınız. Böyle. Şimdi burada kullanılan değişkenler var. Kullanılan değişkenler var. Bir N var. X0 var. B var. N ile B değişiyor mu? N ile B. N'yi 10 aldıysak değişmez. B'yi de 28 aldık. O da hiç değişmez. Duracak. Değil mi? Burada değişen, yani algoritmanın içinde değişenleri yazacağız. Mesela say. Say var. Say. Sonra ne var? X0 var. X0 var. Sonra da ne var? X1 var. Tamam mı? Sayın değeri neymiş? İlk başta sıfırmış. X0'ı kaç aldık? Onu belirledikten sonra artık 1 mi 2 mi neyse aldık. 1 aldık diyelim. 1 aldıysak bunun değerini hesaplayacağız. Bunun değerini hesaplayacağız. Nereye yazacağız? Bu X1'in altına yazacağız. Tamam mı? Sonra diyor ki sayı 1 arttı. Sayı 1 arttırırsak burası 1 olur. Sonra ne yapıyor? Ha, burada da bir de yaz var. Yaz burası olsun. İşte buraya yazıyor. Sonra x1'i yaz diyor. Bir yere yazacaksınız onu. Sayı n'den büyük mü? Değil. O halde ne diyor? Bu x1 diyor buraya gelecek diyor. Buradaki değeri diyor buraya alacaksınız. Aldık mı? Aldık. Sonra nereye git diyor? Üçüncü adıma git. Üçüncü adımda tekrar bu işlemi yap. Şuraya bir şey gelecek. Bunu yaz diyor. Sonra da diyor burayı bir artır. Hani size elinizde bulun dedim ya. Elinizde bularken bunu yapacaksınız. Bulurken. Şimdi kaç tane durdurma kuralımız vardı bizim? Bu kök bulma işleminde. 3 tane. Bir tanesi belli adım. Bir tanesi fonksiyonun o noktadaki değerinin sıfıra yakın olup olmaması. Üçüncüsü de n'inci ve n eksi birinci adımda bulduğumuz değerler birbirine ne kadar yakın. Ona bakıyorduk. Ona bakıyorduk. Mesela epsilon 0.01 ise n'inci adımda ne bulduk? Fonksiyonun değerini. İşte bir şey bulduk. Fonksiyonumuz nasıldı? Fonksiyonumuz. Neyse yani şeyimiz, karekökümüz. Şurada yazdık onu. Şurada bir yerde vardı değil mi? Heh. Burada yerine yazacağız. Burada yerine yazacağız. Bakacağız. Eğer epsilon'da küçükse şuradaki kuraldaki gibi. Bundan küçükse durdur diyeceğiz.
Üçüncü kuralımızda da delta'yı alıyorduk. Delta'yı nasıl buluyorduk? X1 n'inci adımda hesaplanan değer. X0 da n-1'inci adımda hesaplanan değer. Bunların mutlak değerine bakıyorduk. Diyelim ki delta'yı kaç aldık? Delta'yı kaç aldık? Küçük eşit olup olmadığına bakacağız ya. Delta'yı diyelim ki 0.001 aldık. Aralarındaki fark bundan küçükse algoritmayı durdur diyeceğiz. Yani neyi 1000 alsak bile 1000 alsak bile bu durdurma kuralı sağlanıyorsa algoritma sona erecek. Unutmayın bunları. Zaten bunların algoritmasını da şurada yaptık. Tekrardan anlatıyorum. Burada da program var. Bakın bu buraya nasıl gelmiş. Burada mutlak değer var. Mutlak değeri neyle yapıyorduk? ABS diye bir fonksiyon vardı. Şurada yazmıştım. ABS. X kare demek de bilgisayar literatüründe X kare demek X üzeri şöyle bir işaret var ya klavyede 2 yazılıyor. Bilgisayarda böyle yazamıyoruz. Şöyle yazabiliyoruz. Unutmayın bunu da. Geçen hafta bu yöntemle karekök bulma ödevi verdim miydi? Unuttum. Yani çalışın dedim miydi? Herhalde demedim. Bugün hazırlarım. Sonra buraları anlattıktan sonra nereye geçtik? Tekrar şeye geliyorum. Yarlama yöntemine geçmiştik. Orayı açayım. Bu Bozanne teoremi. Artık ezberlediniz bunu. Bu ne için kullanılıyordu? Fonksiyonun bir aralıkta kökü olup olmadığını anlamak için. Zaten size bir fonksiyon verdiğimde ilk yapmanız gereken şey kök var mı yok mu? Bu önemli. Yani fx fonksiyonu verildiğinde ilk iş kök bulmak istiyorsak ilk iş ne yapmak lazım? Kökü içeren aralığı bulmak gerek. Bunun için de Bozanne teoremi kullanılır. Burayı artık anladınız. Başka ne diyecektim? Önemli bunlar. Çünkü bazılarınız anlamamış. Ödev falan yapmaya çalışırken. Ha, sonradan da dedik ki böyle AB aralığında kök varsa bir fonksiyonun kökü varsa bu aralığı ikiye böleriz. Sonra bakarız bu aralıkta mı kök yoksa bu aralıkta mı? Diyelim ki bu aralıkta. O zaman dedik burayı da ikiye böleriz. Sonra yine bakarız bu aralıkta mı yoksa bu aralıkta mı? Diyelim ki bu aralıkta. O zaman burayı da ikiye böleriz. Gittikçe ne yaparız? Kökü içeren aralığı şu kadarken diyelim ki şurada bir yere getiririz. Tam kökü bulmuş oluyor muyuz? Hayır. Geçen hafta iyice üzerinde durduk. Geçen derste. Kökü içeren en küçük aralığı buluyoruz. En küçükten kastımız da şu. Kaç tane bölme yapacaksak. Ne bölme sayısı ya burada.
Kaç tane bölme yapacaksak, en kere yaptıysak en küçük aralığımız o olacak. Bir daha bölerseniz daha da küçülür. Bir daha bölerseniz bir daha küçülür. Burada da algoritmasını yaz. Burada da algoritmasını yaz. Bu sadece bir sayının karekökünü bulmak için mi kullanılır yoksa başka şey için de kullanılır mı? Yani bu sadece kök 28'i bulmak için kullanılır mı? Yoksa başka bir fonksiyon versek. Mesela fonksiyonumuz şu olsa. Fonksiyonumuz ne olsun? X küp eksi ne olsun? 6 mesela. Bu fonksiyonun kökünü de bulabilir miyiz? Yarlama yöntemiyle. Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu fonksiyonun kökünü yarlama yöntemiyle bulabilir miyiz? Yani fx eşittir x üzeri 3 eksi 6 fonksiyonunun kökünü yarlama yöntemiyle bulabilir miyiz? Evet, kim var bakalım? Eda Nur, burada mısın? Bulabilir miyiz Eda Nur? Niye bulamayız? Canur niye bulamayız? Tam emin değilsin de. Yani bulamamamızın nedeni ne olabilir? Yani sadece bu karekök bulmak için mi kullanılacak? Sadece bunu bulmak için mi kullanılacak? Ha Eda Nur ne diyorsun? Fikri olan var mı başka? Melise Akkoç. Evet Melise. 44 çarpımı sıfırdan kökler değil. Aralığın. Bakın kökü var mı yok mu? İlk önce ona bakacaksınız. Daha az önce söyledim. Bunun hangi aralıkta kökü var? Melise bunun hangi aralıkta kökü var? Beş altı. Beşteki de beş altı mı? X küp eksi altı bak. Beş koysan beşin şeyi ne yapar? Üçüncü kuvveti 125 yapar. Pozitif. Altı da pozitif. Beş ile altı arasında bunun kökü yok. Elisa. Başka bir aralık söyle bakalım. Bunun hangi aralıkta kökü var? Bu fonksiyonun. Sıfır bir. Sıfırda olur mu? Sıfırda negatif. Birde de negatif olmaz. Birde negatif. İkide ikinin karesi dört sekiz. Bir ile iki arasında var. Demek değil mi?
Doğru yazdım. 1 ile 2 arasında var. 2 ile 3 arasında var mı? 2 ile 3 arasında yok. 2'deki pozitif, 3'teki de pozitif olmaz. Tamam mı Aleyna? Kök bulma meselesini bir türlü şey yapamadık ya. Hangi aralıkta kök olduğunu, teorem var, teorem. O yalan söylemez. Teoreme güvenin siz. Teoreme güvenin. Hangi aralıkta kökü olup olmadığını bulmayı bu testi de anlamadıysanız bir daha anlatmayacağım artık. Bu kaçıncı oldu ya? Melisa anladın mı? Tamam. Özgür. Bulamayız yaz dedin ya. Anladın mı şimdi? Kökü var mı yok mu? Özgür'den cevap yok. Heh. Her seferinde bak bir daha tekrar ediyorum. O yüzden çok yavaş gidiyoruz derse. Anlamazsanız da hızlı gitsek bir işe yaramayacak. Neyse. Şimdi bunun bu aralıkta kökü varmış. Hangi aralıkta varmış? Demin bir arkadaşımız yazdı. Hangisiydi? Ha, 1 ile 2. 1 ile 2 aralığında bunun kökü varmış. Şurası 1. Şurası da 2. 1 ile 2 aralığında kök varsa burayı 2'ye bölsek burası kaç olur? 1,5 olur. 1,5. Değil mi? Kök bu aralıkta mıdır? Öyle mi? Yine mi kaydı ya? Şimdi bunun hangi aralıkta kök vardı? Dur bir daha yazalım. Bir desek negatif çıkıyordu. Bunun bir ile iki arasında kökü var. Tamam mı? Burayı anladım. Peki bunu ikiye böldüğümüzde bir virgül 1,5 midir? Yoksa 1,5 iki aralığında mıdır? Hangi aralıktadır kök? İkiye böldük ya. Hesaplayacaksınız. Birdeki değeri zaten belli. İkideki değeri de belli. 1,5'taki değeri de hesaplayacaksınız. Zıt işaretlerse, zıt işaretliyse o aralıkta. Tamam mı? Ha, bunu programını da yazmıştık. Hatta algoritmasını da geçtik. Programını da yazdık. Bakın. Bakın. Şimdi bu neyi buluyordu bu algoritma? Bir daha bir bakalım şöyle. AB aralığı veriliyordu. Karekökü alınacak sayı veriliyordu. Kaç kere böleceğiz adım sayısı veriliyordu. Tamam mı? Şimdi bu nereden geliyordu bu FA? FX vardı elimizde. FX. FX. FX'i biz ne aldıydık? X kare. Eksi D aldık. D dediğimiz karekökü bulunacak sayı. Tamam mı? Bu algoritmada, bu programda, bu programda diyelim, programda Fx eşittir. Ayıyor diye bir daha yazıyorum şuraya. X kare eksi D aldık. Tamam. E kare kökü bulunacak sayı. Şimdi biz fx'i x kare eksi d aldık. D aldık. Bize ne sordular demin? Ben size dedim ki fx eşittir. Fx eşittir. X küp
Eksi 6 alalım dedik. Doğru mu? Şimdi Kazim de kayıyormuş. Fx eşittir x küp eksi 6 aldık. Tamam mı? O zaman burada nereyi değiştireceğiz? Hangi satırları değiştirirsek bu yöntem bulur? Bakın küp kökü bulmayı da öğreniyoruz ha. O birinci yöntem sadece karekök buluyor. Nereyi değiştireceğiz? Şurada, buradaki, şurada nereyi değiştireceğiz? Var mı söyleyecek? Evet, F'yi, F'yi, F'yi değiştireceğiz. Ne yazacağız onun yerine? Eyüp'ten. F'a eşittir. Heh. Hepsi o. Evet, Eyüp'ten, aferin. Hepsi o ya, hepsi o. Öbür arkadaşlar anladı mı? Eyüp'ten'in yazdığını. Özgür de yazmış. Pardon Özgür görmedim. Öbür arkadaşlar anladı mı? Alo. Ses yok kimseden ya. Ha, Kardelen de evet dedi. Başka hiç evet diyen yok mu? Tamam ya bir cevap verin ya. Kendi kendime burada şey yapıyorum. Ha. Birisi görse deli zanneder. Tamam. O zaman değiştiriyorum şimdi. Değiştiriyorum. Diyelim ki bir sayının T sayısı var elimizde. Bunun 1 bölü 5'inci kuvvetini hesaplayacağız. 1 bölü 5. O zaman fx yerine ne alırız? Hemen yazın bakalım. Fx yerine ne alırız? Burada da zaten burayı değiştireceğinizi anladınız. T üzeri 1 bölü 5. Kayıyorsa bir daha yazayım. T üzeri 1 bölü 5. Ancak böyle yazabiliyorum burada. T üzeri 1 bölü 5'i hesaplamak için nereyi değiştiririz? Evet bekliyorum çabuk çabuk. Gençsiniz çabucak demeniz lazım. Evet Özgür. X üzeri 5 eksi de öbürlerinde F, A, F, B, C'yi de ona göre değiştireceksin. Tamam mı? Ha, şimdi biraz daha değiştirelim. Özgür'ün dediğini anladınız mı? Anladınız mı demeyeyim. Anlamayan varsa yazsın. Anlamayan varsa. Anlamayan varsa. 23 kişi kaldık ya. Bugün ne oldu böyle? Uyuyor mu herkes? Kadir Cengiz. Burada mısın Kadir Cengiz? Ya sistemde mi bir şey var? Ne böyle bir ayrılıyorlar, bir gidiyorlar. Tamam. Ne yaptığını anlayabildin mi? Kadir. Tamam. Gibi değil. Anladın işte. Kaç kere yaptık ya. Gibisi var mı? Şimdi problemi biraz daha değiştireceğim. Ha dikkatli olun. Anlamayan varsa sorsun hemen değiştireceğim problemi.
Özgür yaz, x üzeri 5 eksi d yazarız f(x) yerine. Tamam. O kadar basit. Ben size diyelim ki sınavda ya da ödevde dedim ki f(x) şöyle yazayım. f(x) eşittir 2x kare eksi 4 x artı 10. Okuruyor mu bu? 2x kare yazıyorum şuraya. Fx eşittir 2 çarpı x kare eksi 4 çarpı x artı 10. Fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun kökü var mıdır yok mu? Lozan'ın teoremiyle bulun. Bu fonksiyonun kökü var mıdır yok mudur? Neyle bakacaksınız? Bolzano teoremiyle kökü içeren bir aralık bulunuz. Yazdım. Fonksiyonu da yazacağım ha. Ödevlere yazacağım bunu. Fx eşittir 2x kare eksi 4x artı 10. Unutmayın diye bundan sonra not defteri aldım. Teker teker yazıyorum. Aralık bulunuz. İşte ödev gibi bunların hepsini hazırlayıp koyacağım benim. Şimdi siz anlayın da. Hangi aralıkta kökü var bunun? Var mı yani? Kökü yok. Niye yok? Sıfır olsa ne olur? Sıfır olsa 10 olur. Bir olsa ne olur? Bir olsa 2, 4 onunla 4 olsa 4 ha şeyle baktın öbür yöntemle. Tamam. Ha o yöntemle bakarsın. Bakarsın. Peki burayı 2 değil de 3 yaparsak ne yapacak? Meli. Burayı 3 yaptık. O yöntemle bakabilir misin? Meli. O yöntemle bakamazsın. O sadece ikinci dereceden AX kare artı BX artı C şeklinde olanlara bakıyor. X küp eksi 4X artı 10 olursa evet. 2x küp olursa 2 çarpı x üzeri 3 olursa buna bakamaz. O sadece ikinci dereceden denklem için var. O diskriminant falan filan. Delta. Herhalde yok bunun kökü değil mi? 2 olsa orada pozitif, orada pozitif. Allah Allah. Evet, hep pozitif çıkıyor. X yerine 2 yazsak o daha hızlı artıyor. Şöyle yapsak 2 x küp 2x küp eksi 4 x kare eksi 5 desek. Bunun var mı acaba? 2x küp yazıyorum. 2x küp eksi 4 x kare eksi 5.
Şuraya da yazayım. Var mı acaba? 2x küp eksi 4x kare eksi 5. X yerine 0 yazsak ne olur? 0 yazsak eksi olur. Eksi olur. 4 yazsak, 4 yazsak x yerine 4 yazsak 4'ün karesi 16. 16 ile çarpsa Allah Allah. 5 yazsak 5'in 3. kuvveti 125 yapar. 2 ile çarpsak 250. 20 çarpı 400. Ha var. 5 oluyor. 5 oluyor 5. Bunun kökü var. Tamam. Bunun kökü var. Hangi aralıkta var? Evet. Evet. Ha, bunun kökü varsa bunun kökü varsa ne yapabiliriz? Yarılama yöntemiyle bulabiliriz. Şimdi Mehmet dedi ki, Mehmet de Özgür 4 ile 5 arası dedi. 4 ile 5 arası dedi. Ne yapacağız o zaman burada? Şuradaki algoritmada neyi değiştireceğiz? Buradaki algoritmada şu satır olmayacak. TM falan olmayacak. Değil mi? Sadece neyi alacağız? Sadece neyi alacağız? Burada nereyi değiştireceğiz? Yani ona bakıyoruz şimdi. Burada neyi değiştireceğiz? Yirmi bir kişi kaldık ya. İstifa ettim bile. Evet. FA, FB, FX, A2 değil A3 olacak. A2 mi? A2 hangisiydi ya? Ha. FX, A2, A kare değil A küp yani hocam. Sadece küp gelmeyecek. Şunu olduğu gibi yazacaksınız. Bunu A cinsinden olduğu gibi yazacaksınız. A cinsinden yazın bakalım ne gelecek? A cinsinden yazarsanız. A cinsinden yazarsanız ne olur? Melih. Yaz bakalım. Su için. İki A küp eksi dört A kare eksi beş. Tamam. Aferin. Ama şöyle yazacaksınız. Şöyle yani. Demin ben yazdım mıydı onu? Şöyle yazacaksınız. F A eşittir. Neydi fonksiyon? 2 çarpı doğru mu? 2 çarpı x küp eksi 4 çarpı x kare eksi 5. Çok x kare olmayacak. Yine yanlış yazdım. A'lı yazacak. A'lı. Ben yanlış yazdım da. A küp eksi 4 a x kare eksi 5. Heh. Böyle yazacaksınız. FB'yi nasıl yazacaksınız? A yerine B. FC'yi A yerine C. Demek ki bu yarılama yöntemi verilen herhangi bir fonksiyonun kökünü içeren aralığı en küçük olacak şekilde ne yapıyor? Buluyor. Bunu yazdım mı? Dur bakayım. Bunun kökü yazdım. Bunun var. Var. Tamam mı? Ödev olarak ödev çalışması. Bunları şey koyacağım da ödev çalışması. Bu fonksiyonun
Değiştir A artı B bölü 2 aynen duracak Melih. Aralığı bölüyoruz ya, onun fonksiyonla alakası yok. Kökünü ne eşittir 5 alarak buluruz. Aralığı bölüyoruz. Onunla hangi fonksiyon olursa olsun orada bir şey değişmeyecek. Böyle böyle bulacağız. Ben size bunları yazacağım. Tamam mı? Düzgün bir şekilde. Web sayfasına koyacağım. Şimdi sisteme koyarsak orada süre müre verilmek gerekiyor. Bilmiyorum. Web sayfama koyayım en iyisi. Oradan alın. Orada süre sınırlaması yok. Her zaman duracak çünkü. Bugün niye kimse yok ya? Aslı sağlam. Melih, kökünü 5 olarak almıyoruz ya. Aralık buluyoruz, aralık. Ha, en son bölersen 4 aralık bölersen 4,5 olur. Bir daha böldüm, bir daha böldüm. En kaç kere böldüysen o şey olacak. Aralığın ortası olacak. Bakalım dinleyen kaç kişi var? Aleyna buradaydı galiba. Aleyna burada mısın? Yoklama yapıyorum. Tamam. Aslı burada mı? Aslı. Tamam. Açıp gittiler mi? Ayla Altıntaş. Ayla Altıntaş. Tamam. Eda Nur. Eda Nur da burada. Çok iyi. Eyüp Can buradaydı. Gözde buradaydı galiba. Gözde Işık. Tamam. Hayri Nisa. Hayri Nisa o da burada. Evet. Kadir Cengiz buradaydı herhalde. Gardelen de buradaydı. Maksat Abdurrahman. Maksat burada mısın? Ses yok. Melih buradaydı. Melisa da buradaydı. Murat Bal. Murat Bal. Ha, tamam. Neyse buradaymışsınız. Özlem Kılıç Aslan. Özgür buradaydı. Tamam. Hani bazen bilgisayarı açıp zaten şurada bir saat ders işliyor. Şimdi şeyi kapatayım. Kaydı. Kaydı durdurayım. Nereden? Ha, şuradan.